Assalomu alaykum. Notugus YouTube kanalimizning muhtaram muxlislari. Nevarani bog'chadan olib kelyapmiz, ismi Marjona. Ularga ham, o'zimga ham, ayniqsa sizga ham taalluqli bo'lgan bir rivoyat hikmat foydadan xoli bo'lmas. Siz eshitsangiz, men so'zlasam. Kunlarning birida Suqrot bilan bog'liq bo'lgan bir odam uni oldiga keladi. Suqrotga deydi: "Suqrot, sening do'sting sen haqda bir gap aytibmiş." degan zahoti to'xta debdi. "Sen buni 3ta elakdan o'tkazishing kerak," debdi. "Sen uni shu gapini o'zing eshitdingmi?" "Yo'q, aytishganini eshitdim." "Ko'rdingmi? Demak sen uni haqiqat ekanligini bilmaysan. Haqiqat ekanligini bilmaysan. Demak sen dastavval uni to'g'rimi, noto'g'riligini bilish uchun haqiqat elagidan o'tkazishing kerak." Ana undan keyin yana bilishing kerak bo'lgan narsa, bu ezgulik elagidan o'tkazishing kerak. Ezgulik elagidan. Shu gap yaxshilikka xizmat qiladimi? Yo yomonlikka sabab bo'ladimi? Buni bilishing kerak. Ana shundagina buni aytishing mumkin edi. Lekin uchinchisi ham bor. Xo'p, buni o'ylab ko'rchi. Senga, menga yoki unga foydasi bormi buni? Yoki bu shunchaki adovatni qo'zg'ab, firibgarlik yoki haligi bir-birini ko'ra olmaslik, hasad va g'ibat, adovat tuyg'usini uyg'otadimi? Shuni bil, debdi. Demak, 3ta elakdan o'tkazish kerak birov haqida birov gapini gapiradigan bo'lsa. Demak, birinchisi haqiqat elagi, to'g'rimi, noto'g'rimi, uni bilish kerak. Ikkinchisi ezgulik elagidan o'tkazish kerak. Ya'ni yaxshilik ma'nosida, yaxshilik nazari bilan qarash haqida gap. Uchinchisi esa bu o'z-o'zidan foyda elagidan o'tkazish kerak. Shuni senga yoki menga foydasi bormi bu gap? Shuni aytish kerak. Demak, sen hozir aytayotgan gapingda birinchidan o'zing eshitmagansan va 3ta elakni nazarda tutmayapsan. Na unda haqiqat bor, na ezgulik bor, na foyda bor. Demak, buni menga aytishingga hech qanday hojat yo'q, debdi. Ko'rdingizmi? Demak, birov-birov haqida gapirgan paytda ana shu tomonga e'tibor qilish kerak ekan. Endi esa navbatdagisiga bir e'tibor qiladigan bo'lsak, har bir ishda hikmat bor deyiladi. Har bir ishda hikmat bor. Demak, mana o'z-o'zidan bu qanday degani. Mana diqqat bilan qaraymiz. Kema halokatga uchragandan keyin yagona qutulib qolgan bir kishi to'lqin kimsasiz bir kichik orolga chiqazib tashladi. Uni bir 3ta yosh balası ham u bilan birga. Nima qilishini bilmaydi. Qanday qilib qutulish zaruratini ham bilmaydi. Nima qilishini bilmaydi. Keyin uni halokat va halokat kutayotgani aniq bo'ladi. Keyin nima bo'lsa ham, kimsasiz orol bo'lsa ham shu o'rmonda hech bo'lmasa bir tirikchilik qilarman deb bir chayla quradi. Chayla qurib, bolalarga nimadir yegulik, u bu narsalarni keltirib berib, jon saqlab turgan paytda birdaniga dengiz bo'yidagi bu chaylarga yashin urib o't ketadi. Shunda, "Ey Xudo, nega bunday qilding? Axir kema halokatga uchradi. Buni o'zi bizga azob, istirob emasmi? Bundan tashqari 3ta go'dagim, 3ta farzandim bilan qolyapman. Shunga bir yegulik topib, endigina bir yana nimadir olib kelay desam, mana buni yashin urib chaqib, chaylani ham o't oldirib yuboribsan. Xayriyatki bolalarim tirik qoldi, chaylani o't olib ketdi. Shuni ham menga lozim, ko'rdingmi?" deb turgan paytda dengiz bo'yiga, dengiz qirg'og'iga bir kema kelib qopti. Kema. Keyin qarasa, darhol kemadagilar tushib, ularni qutqazib olishadi. Shunda hayron bo'lib, "Bunda qanday hikmat bo'lishi mumkin?" dedi. Qarasak, bu kimsasiz orolda bitta o'zing qolgan bo'lsang kerak deb o'yladik. Biz yonayotgan olov tutunni ko'rdikda, u tutun
bilen olav yakıp ot yakıp bizlerini çakır yaptı. Şunun için bunların canıya ara kireylik, bunların kutkareylik degen mazmunda biz geldik depti kemanın serdarı. Bana her bir işleyem demek hikmet bağır degen mananı bu tamamen tarayatkarlığını bildirelim. Şunun için hem her bir nersi yapıyorken bekle. Şu nersiye itibar kılış gerek. Baktı insan öz özüden ana şu cihatlarga itibar verişi nihayette muhim oladı. Bu tamamlarga karamazlık neyse biz kendi düşünüşümüz mümkün. Baktı yan bir kişkine hikayeçe var mı? Yani bitti rivayet. Bunu özüyle bu düşün maksatına hizmet kıladı. Bir günü üç eke ülke çukurda oturken baktı görüştü. Baktı görüp karışardı da ondan sonra şardı. Kanı nima boladı? O bedip endi sekir sonra şardı. Kanı baktı bunlardan sizlerden nima bereyi? Deyip soruydum. Şunda baktı bir katta eke aytadı. Menge cüde katta pul bir inam kıl dedi. Cüde katta boyup geteyi dedi. Hop dedi. Ve aytken nersesini birdenige beredim. İkinci ülkesinde soruydum. Senge ne mi bereydiyse, menge dünyada en güzel, çiraylı, kuş biçim, şirin söz bir ayağını verdiydi. Ve onun istekine hem rava yetedi, vaxt. Ana şundan ki üçüncü hake ülkeden soruydu. Senge ne mi bereydiyse, aldım kolini vermeyenge dedi. Çukurşadan seni tartıp alaydı, şunday çukurşadan onu tartıp çıkazadı. Ve ben geldim başka nasıl gerek yemez dedi. Şundan bir an ana o üçüncü ülkenin arkasından baht daima ergeşeyi görürken. Kaysi biri doğru iş kılgen buladı. Demek Mercan'a değil mi buladı? Üçüncü ülke doğru iş kılgen buladı. Demek bahtını tola töküs egeller zarureti olsa şu bilen bağlı buladı. Demek azlarım bizi güzel işte devam edin. YouTube kanalındaki Notuk Uz sizge daima ezgü tilekler tiliydi. Mübarek roza-i Ramazan'da tutayatken rozalarınızı, niyetlerinizi, dualarınızı icabat buluşunu hakdan sorab kaladı. Sağ bulunlar, aman bulunlar.